Ömer Kürt basınında yetişmiş iyi bir gazetecidir. Biz Ömer'le 2010 yılında İstanbul'da tanıştık. Kendisiyle habere çıkmak gerçekten keyifli. Ancak bir o kadar da ciddi ve disiplinlidir kendisi. Hep zor olanın peşinden gitmeyi, zor olanla açığa çıkarmayı seven, arada geçen 14 yıla rağmen hani bu heyecanını yitirmeyen, aynı şevkle ve heyecanla mesleğini sürdüren bir gazetecidir. 2010 yılında Ömer'le tanıştığımda ülkücüler tarafından katledilmek istendi. Yani biz son anda yetişmeseydik kan kaybından yaşamını yitirecekti. Yine Diyarbakır'da Hizbullahçılar tarafından sanal medya üzerinden tehdit edildi. Yine Keceki operasyonlarında 2011 yılında tutuklandı ama çıktıktan sonra vazgeçmedi. Daha 15 aylık bebeğinin olduğu bir ortamda işkenceye maruz kaldı. Balkona çıkarılıp tehdit edildi ve o feci şekilde darp edildi. Ama çıktıktan sonra kesinlikle hani bu yönlü mesleğimi yapar mıyım, yapmaz mıyım, hani bir sorgulamaya, bir kaygıya gitmeden direkt çıktıktan sonra gelip kaldığı yerden devam etti. Asla pes etmedi. Bir inatçı yönü de vardı. Haklı olduğunu bildiği bir mevzuda asla geri adım atmazdı. Ve bu kararlılığı onun yaşamını bütün sirayet etmişti açıkçası. Özgür basın geleneğinden gelen bizler bunun çok uzağında değiliz. Hani çok yabancısı da değiliz. 90'lı yıllarda yaşandı. Sonraki süreçlerde bu devam etti. Şu anda yine iktidarın sıkıştığı bir noktada gerçeklerin açığa çıkmaması için yine basın hedef alındı ve basına yöneliliyor. Hani bunu bilinciyle biz de açıkçası arkadaşlarımızın eksikliğini hissettirmeden bu anlamıyla onların da o kararlılığı ve duruşuna layık olmaya çalışarak mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz.